Yeni YouTube kanalımız Kanal Burdu'dan hepinize merhabalar. Bundan böyle Genç Yetenek programı ile bu ekranda sizlerin karşısında olacağım. Bugün ilkini yayınladığımız programımızda içimizdeki genç, yetenekli, girişimci arkadaşlarımı sizlere tanıtmaya çalışacağız. Bugün programımıza ilk olarak Damla Altuğ konuk oluyor. Hoş geldiniz Damla Hanım. Merhaba, teşekkür ederim. Öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii, bahsedebilirim. Burdurluyum, doğma büyüme buradayım. Aksaray Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim. Bu arada profesyonel yaşam koçluğu yapıyorum ve yazarım. Peki Damla Hanım, genç bir yazarsınız neticede. Sizde kitap yazma fikri ya da bu kitabın bir hikayesi nasıl oluştu? Şöyle anlatabilirim. Aslında 3 senedir kitap yazmayı düşünen bir insanım. Ama bir türlü kitabımın isminin ne olacağına karar veremediğim için bu sürece başlamadım diye açıkçası söyleyebilirim ama bir gün dedim ki başla. Bir şekilde başlaman gerekiyor. Daha sonra kitap yazmaya başladım ama kitabın hala ismi yoktu. Ben kitabın sonuna geldim. Yayın evine göndermem gerekecek o sürece geldim. Yazıyorum derken hala kitabın ismi yoktu. Daha sonra kitabıma bir arka kapak yazısı yazmaya başladım. Ve arka kapak yazısında cümleme şöyle başlamıştım. Kuş kanadında yaşayın hayatınızı. Her an düşeceğim korkusu varken içinizde zirvede olmanın hazzını yaşayın doya doya. Daha sonra ben dedim ki evet, kitabın ismi Kuş Kanadında Yaşamak olmalı. Ve yayın evine göndermem için bu süreçte artık kitabıma bir isim bulmuştum. Yani kervan yolda düzülür sözünün aslında tam olarak da anlam kazanmış hali diyebilirim. Evet. Bu süreçte siz desteklenir olduğu kadar yapıcı olmayan eleştiriler de muhakkak olmuştur. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Elbette şunu söyleyebilirim. Her insanın istekleri, zevkleri farklıdır. Bu yüzden herkese hitap edebilen bir kitap yazmam imkansız diyebilirim. Çünkü bu normal yaşantımızda da herkesin okuduğu kitap tarzı farklı. Bu nedenle benim kitabımın seven kitlesi farklıyken sevmeyen kitlesi de farklı olacaktır. Böyle söyleyebilirim. Peki sizce herkes yazar olabilir mi? Bence herkes yazar olamaz. Çünkü kitap yazmak kolay bir şey değil. Ne kadar basit görünse de kolay olduğunu zannetmiyorum. Yazar olmak isteyen kişilere de şu tavsiyeyi verebilirim aslında. Kitap yazmaya başladıkları zaman, yazmaya devam ederken bir yerde tıkanıp kalıyorlarsa eğer, bence o kişiler yazar olamazlar diye düşünüyorum. Çünkü o konuda tıkanıp kalmamaları gerekiyor. Belli ki bir tecrübeleri, yaşanmışlıkları, üzerlerine katabilecekleri herhangi bir duyguları yoktur diye düşünüyorum. Yani başladığınızda devam ettirebilmek gayet kesinlikle önemli. Kesinlikle, devamlılık önemli. Kitap yazmanın zorluklarından biraz bahseder misiniz? Kitap yazmanın zorluklarından bahsetmem gerekirse açıkçası çok sabırlı bir insan olması gerekiyor. Hemen yazdım, 2 cümle, 3 cümle yazdım, bitsin artık modu ya da hemen sonuca ulaşma isteği olmamalı. Bu süreçte benim de elbette zorlandığım zamanlar oldu. Buradan Mustafa Tenker Bey'e ve Mustafa Tenker Yayın Grubu'na bağlı Kitabat yayınlarına da çok teşekkür ediyorum. Bana desteklerini hiç esirgemediler. Kitabımın basım süreci, onaylanma süreci dahil hepsinde benimle irtibat halindelerdi. Ve sürekli bana haber aşamasındaydık birlikte. Haberlerini alıyordum. Gerçekten başarılı çalışan bir yayın evi. Tabii ki kitap yazarken de zorluklar var. Şunu da ekleyebilirim. Sabır konusu dediğim gibi. Sabırlı olmak gerekiyor ve bir şeylerde ne yazacağım diye kurgu yapmaya çalışmamak gerekiyor. İçinizden ne geliyorsa onu kaleminize dökebilmeniz daha samimi olur diye düşünüyorum. Yani tamamen doğaçlama. Kesinlikle. Biliyorsunuz ki Türkiye'de okuma oranı oldukça düşük. Sizce okuma alışkanlığı nasıl kazanılabilir? Şöyle söyleyebilirim. Şu anda Türkiye'de okuma oranımız %0.1 olarak görünüyor. En fazla okuyan ilimiz Ankara iken en az kitap okumaya katkı sağlayan ilimiz Urfa olarak görünüyor. Yapmamız gereken aslında biz eğitimciler olarak yaptığımız bir hata var. Bizler çocukları değiştirmeye çalışıyoruz. Aslında velileri, ailelere ulaşabilirsek, onlara bir alışkanlık kazandırabilirsek bence daha verimli olur. Neden biliyor musunuz? Çünkü çocuk evde en sevdiği kişi rol model olarak alır. O en sevdiği kişiyi rol model aldığı için bence onda görünce kendisi de otomatikman alışmış yeni bir nesil ortaya koyabiliriz. Bence buradan değişime başlanılabilir. Anne baba ne yapıyorsa çocuklar da aynen onu yapıyor. Kesinlikle onlar örnek alıyorlar. Kitabımızın içeriğine gelecek olursak bize kısaca kitabımızın içeriğinden bahseder misiniz? Kuş Kanadında Yaşamak kitabım kısa denemeler şeklinde devam eden bir kitap.
denemeler şeklinde ilerlediği için her sayfada farklı bir konuyu ele aldım açıkçası. Öyle devam ediyor. Evet, ben kitabınızı okuduğumda şu cümleniz çok hoşuma gitti. Hatta aynı şekilde aktarmak istiyorum. Tabii, buyurun. Bir insanı tanımak yüz yüze gelip konuşmak değildir sadece. Onun satırlarında kendini bulabiliyorsan çoktan tanışmış, hatta dost bile olmuşsun demektir. Ya öyledir yani, bir kitap okuruz, içinde kendimizi aramaya çalışırız. Sizin fikirleriniz neler? Kesinlikle, ben de insanların aslında kendi hayatlarından bir parça aradığını düşünerek kitap okuduğu taraftarıyım. Şöyle söyleyebilirim, koşup verdiğim insanlar dahilinde olsun, kendi hayat tecrübelerim ya da yakın çevremin tecrübeleri olsun, herkesin hayatından bir parçayı kesit olarak bir araya getirdiğimde aslında kuş kanadına yaşamayı öğretmek istemiştim insanlara. Çünkü hepimiz aynı duyguları farklı zamanlarda, farklı şehirlerde, farklı vücutlar olarak yaşıyoruz. Ben buna çok inanıyorum. O yüzden bu kitapta kuş kanadını yaşamayı öğrendik diye varsayıyorum artık. Çünkü ilgimiz çok fazla kitaba, çok teşekkür ediyorum. Büyük bir sürpriz olarak ikinci kitabımla da sizlerle olabilirim. O zaman ikinci kitabınızı heyecanla bekliyoruz. Devam etmek gerekirse yazarlarınızın yanı sıra sertifikalarınızdan da bahsetmek istiyorum. Hani neticede ayrı ayrı konularda 23 tane sertifikanız var. Şimdi biz bunları burada programımıza bahsetmeye kalkarsak 1,5 saat olur bir program. Siz bu konuda, yani bu sertifikalarınızdan birkaç tanesini bahseder misiniz acaba? Tabii, şöyle bahsedebilirim açıkçası. Ben çocukluğumdan beri sürekli bilgiye aç bir çocuk olarak büyüdüm. Her şeyde bir merakım vardı. Bir çiçek bile yetiştirecek olsam hemen nasıl büyür, nasıl bakmam gerekir, neyle beslenir, ne verilmez araştıran bir insandım. Daha sonra bendeki bu merak hiç bitmedi. İlerledikçe de kendim eğitimler almaya başladım. 2 tane diksiyon eğitimi aldım. Diksiyon, topluluk önünde konuşma, hitabet, daha sonra etkili iletişim gibi motivasyon, bu tarz eğitimler aldım. Bunun ardından baktım ki bu eğitimler bana yeterli gelmiyor. Evet, bir kademeye geldim. Belki bir basamağım, birinci basamağım tamamlamıştım ama hiçbir zaman yeterli geldiğini düşünmedim. Daha sonra 2017 senesinde işaret dili eğitimi aldım. İşaret dili öğretmenliği yapıyorum şu anda. İşaret dilinden sonra baktım ki hala bende eksik bir kısım var. Yaşam koçluğuna merak sardım. Yaşam koçluğu sınavımı kazandım. Yaşam koçluğunun ardından profesyonel koç olmak için ilerlemeye kararı aldım ama şu vardı, bir profesyonel koç olmak için ilk önce temel psikoloji 1, temel psikoloji 2, daha sonra aile ve çift danışmanlığı, nefes terapisti gibi bir koçun sahip olması gereken eğitimlerin hepsini almaya başladım ve o eğitimleri aldım. Sonuç olarak profesyonel yaşam koçu olarak da şu anda mesleğimi icra ettiriyorum. Anladığım kadarıyla yani basamak basamak ilerlemişsiniz ve oldukça donanımlı birisiniz. Tamam, çok teşekkür ederiz, programımızın sonuna geldik. Ben teşekkür ederim. Bundan sonra genç yetenekleri bu programımızda sizlerin karşısına çıkaracağız. Sizleri tanıtmaya çalışacağız. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızdan da mutlaka takip alın. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.